Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Genel Kurulu Deva Partisi adına selamlıyorum. Sözlerime başlarken Irak'ta şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Değerli milletvekilleri, bütçe görüşmeleri esnasında bakanlık sunumlarında ihmal edildiğini düşündüğüm bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Çevre ve iklim değişikliği konusu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın neredeyse hiç değinmediği bir konu. Bu bakanlıkta çevre var. Bu bakanlıkta iklim değişikliği var. Keza görev tanımında da var. Ancak ne bakanın gündeminde ne de bakanlığın bütçesinde çevre ve iklim değişikliği var. Siz iklim değişikliği ile mücadeleyi önemsemeyebilirsiniz. Hatta kalkınmamızın önüne geçiyor diye de düşünebilirsiniz. Ancak ekonomik istikrarımızı, toplumsal refahımızı ve ulusal güvenliğimizi doğrudan etkileyen bu konuyu yokmuş gibi davranamazsınız. Sayın Çevre Bakanı'nın genel kuruldaki konuşmasını geçen hafta dinledik. Tam 33 dakika 11 saniye sürdü. Bakan 28. dakikanın sonunda çevre ve iklim değişikliği ile ilgili birkaç kelam etme gereği duydu. Konuya verilen önem bütçede de maalesef aynı. Çevre ve iklim değişikliği programı için ayrılan bütçe sadece 13 milyar 434 milyon TL. Yanlış anlaşılmasın. Tüm bakanlıklardaki ödenekler de dahil bu rakama. Programa ayrılan rakamın genel bütçeye oranı sadece %0.12. Bırakın genel bütçeye oranını, bakanlığın bütçesine oranıysa %4.9 sadece. Maalesef Sayın Bakan'ın futbolculara bu ay başında prim dağıtmaktaki bonkörlüğünü çevre ve iklim değişikliği konularında göremiyoruz. Anlaşılan o ki Sayın Bakan için görev alanındaki konular kendi hemşeri spor kulübünün maç kazanmasından daha önemli değil. İklim mücadelesinde biraz samimi iseniz eğer kafanızı kaldırıp şöyle bir etrafa bakmanız gerekiyor. Çok uzak değil. Avrupa Birliği 2021-27 yılları arası bütçesinin %30'unu iklim değişikliği ile mücadeleye ayırarak bütçesini tamamladı. Bu oran bizde ise %1 bile değil. Değerli milletvekilleri, bütçe görüşmeleri kapsamı malumunuz çok geniş. Gelin şöyle bir çevre ve iklim değişikliği programına ayrılan bütçeyi yine bu alandaki mevcut maliyetler ile kıyaslayalım. Örneğin AO'nun Hava, İklim ve Afet Öngörüsü raporuna göre ülkemizde 2021 yılında taşkınlar ve orman yangınları sonucunda 690 milyon doların üzerinde bir ekonomik kayıp yaşandı. Bu rakamlar bizzat 14 Mart 2022 tarihinde dönemin bakan yardımcısı ve iklim değişikliği baş müzakerecisi ile onun tarafından verilen bir veriydi. Üzerine konuştuğumuz bütçede hali hazırda taşkınlar ve orman yangınlarından oluşan zararı dahi karşılayamıyoruz. Kaç hektar bu ülkede bir gecede kayboldu? Kaç kişi taşkınlarda hayatını kaybetti? Bir hatırlayalım. Milli servetimiz yok oluyor ve biz bunu önlemeye dahi yetemiyoruz. Oysa iklim değişikliğiyle mücadelenin yolu yine iklim finansmanından geçiyor. Buradan sormak istiyorum. Siz bu bütçenin hangi kısmını iklim değişikliğiyle mücadeleye ayıracaksınız? Siz bu bütçeyle hem iklim değişikliğine dair uyumu hem de azaltımı nasıl gerçekleştirebileceksiniz? 12. Kalkınma Planı'nda yazdığınız döngüsel ekonomiyi, sürdürülebilir kalkınmayı ve yeşil dönüşümü nasıl sağlayacaksınız? Kağıt üzerinde güzel görünen, süslü cümleler üretmek çok kolay. Peki bu işin pratiği nasıl olacak? Mesela tarımı ne yapacaksınız? Ya susuzluk ve kuraklığı ne yapacaksınız? Çiftçinin aşırı sıcaklardan zarar görecek mahsulünü alamamasına karşı şimdiden çareler üretmek lazım. Öteki türlü bırakın sebzeyi, meyveyi ihraç etmeyi dışarıdan almak zorunda kalacağız. Bu iktidar İklim değişikliğiyle mücadelede, çevreyi korumada güçlü bir siyasi iradeye sahip değil maalesef. Zaten herhangi bir iklim politikası da yok. Eğer siyasi iradeleri olsaydı, iklim değişikliği performans endeksinde, yani iklim karnesinde bir yılda tam 9 sıra geriye gitmezdik. Eğer siyasi iradeleri olsaydı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği COP28 zirvesinde 132 ülke yenilenebilir enerji artırma taahhüdünü imzalarken Türkiye geride durmazdı. Hem de Türkiye gibi güneş potansiyeli çok yüksek olan bir ülkede. Eğer siyasi iradeleri olsaydı iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli yutak alanlarımız olan ormanlar hektar hektar ranta açılmazdı. Değerli milletvekilleri, çevre ve iklim değişikliği konularında samimiyet çok önemli. Samimi yaklaşılması için de öncelikle
bakanlığın yapılanmasında çevre ve iklim değişiklik konularının şehircilikten ayrılması gerekiyor. Hem böylelikle Sayın Bakan dilediği kadar şehircilik konuşabileceği bir şehircilik bakanlığına, ülkemiz ise iklim karnesini güçlendirecek işlevsel bir çevre ve iklim değişikliği bakanlığına kavuşmuş olur. Lütfen yanlış anlamayın. Demiyoruz ki şehircilik önemli değil. Biz diyoruz ki yaklaşan iklim değişikliği felaketine karşı el frenini acil olarak çekmekte gecikmeyelim. Korkmayalım, konuşalım ve gerekli bütçeyi ayıralım. İşte o zaman hem sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilir hem de gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Türkiye bırakabiliriz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.